22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı Edirne Diş Hekimleri Odası Atatürk Anıtı önünde törenle kutladı. Oda çelenginin sunumundan sonra belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çaylı, 22 Kasım'ı içine alan haftanın ağız diş sağlığının insan yaşamındaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 1996 yılından itibaren Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak bütün yurtta kutlanmaya başlandığını anımsattı. Son 10 yıldır diş hekimliği eğitimi alanında insan gücü ve planlamasıyla bağdaşmayacak şekilde diş hekimliği fakülteleri açıldığına dikkat çeken Çaylı, burada öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar olduğunu söyledi. Çaylı, 2002 yılında 19 olan diş hekimliği fakülte sayısının bugün 86'ya çıktığını, 86 fakültenin 63'ünde eğitim verildiğini söyledi. Geri kalan 23 fakültede gelecek yıllar eğitim verilecektir. 2005 yılında 960 olan kontenjan, 2018'de 63 fakültede 4.991 sayısına ulaşmıştır. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsiz diş hekimleri ve mesleğinin dışında başka alanlarda çalışan diş hekimleriyle karşı karşıya gelinmesi kaçınılmaz olacaktır. AB ülkelerindeki diş hekimliği fakülte ve diş hekimi sayısı ülkemiz verileriyle karşılaştırıldığında sonuçların pek iç açıcı olmadığı saptanmıştır. AB ülkelerinde diş hekimi başına düşen kişi sayısı 1500. Türkiye'de ise bu sayı 2300 civarındadır. Gelişmiş ülkelerde diş hekimine başvuru sıklığı yıllık kişi başı 5, ülkemizde ise 0.9'dur. ADSM'lerin açılmasının ardından bu oranın 1 olduğu tahmin edilmektedir. Meslekte 60 yılı dolduran diş hekimi Tekin Sayın Baş'ta, 22 Kasım'ın Türkiye'de diş hekimliği eğitimlerinin başlangıcının 110. yılı olduğunu ve bu kapsamda bugünü Ulusal Diş Hekimliği Günü olarak kutladıklarını söyledi. Türkiye'de diş hekimliği eğitiminin başlangıcının 110. yılıdır. Biz bu bağlamda bugünü Ulusal Diş Hekimliği Günü olarak kutluyoruz.